siz simsiyahsınız. Önemli değil. Her yani şey mi var? Özelliği mi öyle? Evet. Şimdi başladık. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Bir Kitap Bir Yazar programımızda eğitimci yazar Erbay Kücet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bey. Efendim. Aksatmadan kitabı çerçevesinde neyi aksatmıyor? Mustafa Ruhi Şirin onu sormuş bana WhatsApp'tan. Diyor ki neyi aksatmıyor? Ak demiş, ondan sonra satmadan. O soruyla mı başlayalım? Evet. Mustafa Ruhi Şirin Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Kendisi İstanbul'da şu anda herhalde. Evet. Çocuk edebiyatçısı ve çocuk hikayecisi yazarımız. Çocuk Vakfı'nda başkan aynı zamanda bildiğim kadarıyla. Şimdi AK Parti ile çalıştığımız için ilk başta kurumsal renk olarak AK Parti'nin ilk kurulduğundaki renkleri kullandık kitap kapağımızda. Ak satmadık. Satmadan dedik biz. Bir aksatanlar var. Bir de aksatmayanlar var. Ben aksatmadan yazayım diye bunu yazmıştım. Kitabın ismi onun için aksatmadan oldu. Aksatanlar başka yerlere gittiler. Başka yerlerde aradılar bir şeyler. Ben de aksatmadan dedim yazayım bütün hatıralarımı. 2002'de geçen özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dolaştığım, Türkiye'de dolaştığım günlerde 81 ili tek tek yazdım. Yani benim başıma geçenleri yazdım daha doğrusu. Aksatmadan yazalım dedik ve yazdık. Şimdi Mustafa Ruhi Şirin nasıl cevap bekliyordu bilemiyorum ama çocuk edebiyatçısı olduğu için çocukça bir cevap da vermek istemedim. Teşekkür ederim, sağ olsun. Evet. Neyi anlatıyoruz bundan, neler yapıyoruz? Şimdi Mehmet Ali abi, evet. Kitabı daha önce size de takdim etmiştim ama kitapta 2002'de ben Tayyip Bey'le tanıştığımı özellikle oradan başlayayım olmazsa. Refah Yolu Hükümeti'nde 97'de Necmettin Erbakan rahmetlinin başbakanlığında Refah Yolu Hükümeti'nde Tarım Bakanı Musa Demirci'nin basın müşaviri ve özel kaleminde görev almıştım. Daha sonra biliyorsunuz 28 Şubat dönemi yaşadık birlikte. O dönemde 28 Şubat'ta yaralı bürokratlar olarak piyasada dolaştık biraz. Sonra ben Akif Gülle Bey'le milletvekili olmadan önce tanışıklığımız vardı. Bir gün cuma namazına Hamidiye Camisi'ne gittiğimde beni gördü. Erbay dedi, çıkınca dedi bir yere ayrılma, Erbakan hocamla görüşeceğiz dedi. Orada tevafuk bu benim olmam, bulunmam. Yani ben aklımda yoğum aslında. Fakat beni gördüğü zaman diyor ki Erbay da oraya oturur bu işin başına diyor. Rahmetli Erbakan hocamın cumadan sonra yanına gittik, odasına gittik. Dedi ki hayırlı olsun dedi. Efendim dedi işte Erbay Bey, Necati Bey, Ahmet Karademir isimleri saydı. Bu arkadaşlar dedi Recai Bey'in özel kalem müdürü, basın müşaviri, Musa Bey'in falan. Allah mübarek etsin, cihatınız mübarek olsun dedi bize. Biz çıktık. Akif Bey'e dedim ki ya biz ne olduk dedim şimdi. Dedi görev aldım dedi. Ne görevi dedim. Erbakan Hoca'nın yasaklı dönemi, 28 Şubat sonrası siyasi yasaklı dönemi, basınla olan ilişkilerini, medyayla olan ilişkilerini ve iş adamla olan ilişkilerini arada sağlayacaksınız. Böyle bir ekip. Daha sonra Balıkçıoğlu iş anında bir büroya, 8. katta bir büroya, Belko yazıyor üstünde. Belediyenin bir ofisi herhalde zannedersem. Oraya girdik. Boş masalar, sandalye falan işte koltuk falan oturduk. Akif Bey'le ekmek arası bir şeyler falan derken ne yapacağız burada dedim. Burada dedi Erbakan Hoca'ya ve Aydın Menderes, o zaman Aydın Menderes Fazilet Partisi'nde, Refah Partisi özür dilerim, şey yapacağız. Medya akışı, medya olan ilişkilerini sağlayacağız yasaklı dönemde. Bir de Erbakan Hoca'ya sempatik ikmal çalışmaları yapacağız. Yani kamuoyunda yeniden imajını, yeniden başka bir şeyler. Bu tabii 3 kişiyiz. Akif Bey'le beraber 4 kişiyiz. Büroda çalışırken bir gün bir bayan aradı. Dedi kömür istiyorum dedi. Telefon numarası Belko'nun kömür şeymiş orası. Tevzi, satış yeri mi neyse bilmiyorum. Buyurun dedim. Dedi kömür. Dedim kömür yok bizim burada dedim. Bir saat sonra bir televizyon Kanal D ekranı
Küçük Kömürcü diye bir bayan, Aslı mı, ismini unuttum şu anda ama kitapta var. Medya kamerayla gelmiş, içeri girdi. Dedi burası kömür satış yeri değil mi? Dedim Belko burayı bırakmış gitmiş, biz kiraladık burayı. Ben de devlet memuruyum arkadaşlar. Yani kiraladım ama benim üstüme bir şey yok. Kız baktım haber yapacak, bayağı güzel haber olacak. Yani son günlerde yaşadığımız o haberlere benzer haberler olacak. Akif Bey'le görüştüğümde dedi ki Erbay o zaman Çankaya'da bir büroya gidelim dedi. Çankaya'da bir büro tuttuk. O büro tutuşumuzda Hüseyin Yıldız diye Mardinli bir iş adamının müteahhitin bürosu. Müteahhit bürosu. Döşeli dayalı. Sekreterini de verdi bize. Yani o işi yapan, sekreteryasını yapan hanımefendi de bizle beraber. Siz dedi benim şu odama karışmayın büroma. Diğer odalar hep sizin olsun. O da niyeti siyaset yapmamış herhalde zannedersem. Oraya otururken bir gün bu televizyonda gördüğünüz Oral Çelik, kısa boylu adam, televizyonlarda gördüğüm adam geldi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hüseyin'le görüştü, o müteahhitle. Müteahhit dedi ki Erbay abi gel seninle bir yere gidelim dedi. Turan Güneş'te bir şeye gittik, benzinliğe gittik. Bunları bir yere bağlamak için anlatıyorum yani kısa kısa. Benzinliğe gittik, bir kese kağıdı verdiler bize. Geldik, içi para dolu. Adam mafyaymış, ne bileyim biz. Ben o adam herhalde oradan bir şeyler alıyor ama biz gittik yanında adamın. Ya televizyon falan olsa yandık yani. Kim vardı? Erbay vardı yanında falan diyecek. Hemen Akif Bey dedim ki, Akif Bey dedim, bura dedim tehlikeli olmaya başladı. 2-3 ay oldu, 3-4 ay. Adam dedim buraya Oral Çelik falan geliyor. Bu Abdi İpekçi'nin davasını falan, katili matili piyasada var. Erbay dedi hemen büro tut dedi. Maltepe'ye Fazilet Partisi'nin karşısında Polzar diye bir yer var. Polis şu merkez satış, silah satıyorlar falan. Onun 7. katında bir büro tuttuk. Adam dedi ne yapacaksınız burada? Ben dedim reklam ajansım var. Orada reklam yapacağız. Gazetecilerle ilişki şeyimiz var. Böyle çalışıyoruz. Çünkü yasaklı Erbakan'la çalışıyoruz desek ifşa alacağız veya afişe edecekler bizi. Dedik burada çalışacağız falan. Orada çalışmaya başlarken işte Recai Tutan... Ne yaptın orada? Nasıl? Çuvalla parayı ne yaptın? Onu biz adam kendi aldı, biz almadık. Adam kendi bizle beraber gitti, para aldı geldi. Yani onun halen çözemedim, bilmem, mafya belli yani. Bir şey yaptı orada herhalde. Ama biz kurtardık, büroyu bıraktık biz. Geldik büroya, 3-4 ay çalışırken Recai Kutan geliyor. Ertan Yülek geliyor. Nazlı Lıcak, Bülent Arınç, Sivas Milletvekili zararlı değil, aklıma gelir bizim Ahmet Erkan mı? Yok. Şeyin tanıştığı bizim Bilal abinin çalıştığı Bilal Coşkun'un. İstanbul milletvekili. Yakışıklı bir arkadaşımızdı milletvekili. Mukadder Başyemez. O geliyor. Ondan sonra işte 3-4 kişi de biz varız. O ekip Fazilet Partisi'nin medyalı olan ilişkilerini sağlıyoruz. Bu ilişki şu, işte medya patronlarına gidiyor o dönemde. Milliyet Gazetesi, işte Aydın Doğan'a gidiliyor. İşte veya Günaydın Gazetesi'ne gidiliyor. Büyük gazeteler o zaman. Medya mensuplarıyla olan ilişkileri sağlıyoruz. Devam ederken, böyle biz devam ederken bir gün bir sabah geldim, büroyu kapısını kırmışlar. Polis pazarının üstündeyiz. 7. kat. Altımızda polisler var. Kırmışlar. Bizim Necati Sungur'la Ahmet Karademir arkadaşımız dediler karakolu ara. Ya dedim kafayı mı yediniz? Şimdi karakolu arasam sen ne iş yapıyorsun burada diyecekler bana. Ben devlet memuruyum. Tarım Bakanlığı'nda APK uzmanı olarak görünüyorum. Resmi görevim o. Dedim polis sormaz mı? Ne yapıyorsun sen burada? 3 tane telefon üstünde kayıtlı büro. Bu maaşı nereden veriyorsun? Bu kirayı nereden veriyorsun? Bir sürü iş. Dedim ki yok dedim. Hemen kapıcıyı çağırdım dedim. Hırsız girmiş buraya dedim. Baktım bilgisayarın kasasını almışlar. Anladım ki Derin Aziz abiler, Derin abiler işe halletmişler, bilgileri almışlar. Bizim o dönemde Akif Bey'den öğrendiğimiz bir konu vardı arkadaşlar. Özel bir şey, bilgisayarınızda özel bir not bile bırakmayın masanızda ve bilgisayarınızda. Ben onu düstur edindim. Bürokratik hayatımda da, diğer hayatımda özel kalem müdürlükleri yaptım iki bakana. Diğer ondan sonra mecliste genel sekreter amcılığı yaptım işte biliyorsunuz. Bu dönemde her şey şeffaf.
kapım açık. Çok özür diliyorum. Sadece kendi evimde eşimle olan görüşmeler dışında kimseyle özel görüşme yapmadım ve yapmam. Açık ve net. Ya bu saatten sonra hiç yapamayız zaten. Yapmam daha yani. Çünkü sakıncası oluyor. Bilgisayarda bir şey olmadığını biliyoruz biz. Yani o bilgisayarda kim ararsa alsın ve bir şey çıkmadı. Biz böyle devam ederken yenilikçi, gelenekçi diye bir hareket başlatıldı. Tayyip Bey'in, Abdullah Gül'ün biliyorsunuz. Yakın zaman tarihlerini hepiniz biliyorsunuz. Akif Bey'le ben milletvekili olunca danışman oldum, resmi danışmanı. Çalışırken bir gün dedi ki bana, Erbay dedi, Patalli Oteli biliyor musun dedi bana. Dedim biliyorum, Gölbaşı'nda ve Kızılcamam'da var. Dedi Gölbaşı'ndakine beraber gidelim. Hiç bensiz bir yere gitmez yani o anlamda. Olur gidelim dedim. Onun arabaya bindik, direksiyonda ben varım, sürdük gittik. İçeri girdim, 52 tane Fazilet Partisi'nden 51 tane ayrılan milletvekili, bir de Tayyip Bey içerideler. Fazladan Melik Gökçek var. Yani o içeride grubun içinde bir de ben varım. Milletvekili olmayan Fazladan biz varız. Saat 11-11.30 oldu arkadaşlar. Devam ederken konuşmalar ne yapalım, nasıl açıklayalım, işte yeni parti mi kuracağız, ne yapalım, tartıştılar orada. Kitapta yazdım onları kısa kısa. Dedi ki Tayyip Bey, ben dedi İstanbul uçağına 12'de bineceğim. Benim buradan çıkmam lazım. Canlı yayın araçları da otelin kapısında bekliyorlar. CNN, NTV, o zamanki kanallar, kaç tane uluslar kanal varsa hepsi. Dedi ki ben çıkacağım. Fakat dedi gazetecilere dedi Cemil Çiçek'le Melih, Cemil abi senle dedi, Melih Bey dedi cevap versinler dedi. Yani ne görüşüldü, gazeteciler merak ediyor. İçeri biliyorlar kimin girdiğini. O gazeteciler de siz mi organize ediyorsunuz? Ben etmemiştim. Haberim yoktu benim. Ben olayı oraya anlatacağım Mehmet Ali abi. Çet dedi ki Akif Bey bana, Erbay dedi gazetecilere dedi hemen dedi sen hallet. Şu basınla iletişim bildiği için benim. Ne yapacağız dedim. Dedi Tayyip Bey dedi buradan gazetecileri görmeden çıkarman lazım. Hemen otelin sorumlusu, şef mi, müdür mü artık bilmiyorum. Dedim mutfak kapısı nerede buranın? Malzemeler nereden geliyor mutfağa dedim. Domates, biber, patlıcan. Dedi aşağı kapıdan geliyor. Tayyip Bey'in şoförüne dedik ki, bırakacak şoföre, arkaya kapıya gel. Mutfak kapısına. Tayyip Bey'i mutfak kapısından uğurladık. Dışarı çıktım ben. Gazetecilere, hoş geldiniz arkadaşlar, hayrola. Beni tanıyorlar ya, Fazilet Partisi basına bakıyoruz, biliyorlar. Erbakan Hoca ile Recai Kutan'la var. Buyurun. Dediler içeride Tayyip Erdoğan. Ne Tayyip Erdoğan'ı ya? Siz uykuda rüyada mı gördünüz? Öyle bir şey yok burada. İsterseniz şimdi Cemil Çiçek var, Melik Gökçek var. Çıkarayım onlar konuşsunlar size. Çünkü içeriden bilgi de aldım. Çıktılar. Tabii çıkınca onlar, ben ikisinin yanındayım. Orta arka taraflarındayım. Canlı yayın olduğu için de arkadaşlar bizim faziletçi kardeşlerimiz benim telefonla güzel, iyi dilek mesajlarını göndermeye başladılar. Yani bu da bunların içindeymiş diye bana. Ben Erbakan'la çalışıyorum ya. Biz de mecburen girdik. Dedim ki biz demek ki doğru yapmışız dedim. Ya bu kadar hakaret ve küfürden sonra telefona. Akif Bey'e dedim ki ya dedim iyi olmadı bu iş dedim ama dedim. Erbakan Hoca'nın da 10 gün sonra İstanbul'da bir İktisat kongresi var, konuşmacı konferansı var. O İstanbul'da büyük bir salonda. Onun toplantılarını yaptık falan. Ona katılacağım. Akif dedi gel, ben sen ona katıl dedi, ayıp olur dedi. Yani yaptık, yürüttük bir yere kadar getirdim o konferansı. İstanbul'da Çırağan Otel'de işte kaldık Erbakan hocamla rahmetliyle falan. Konuşmanın metnine giriyoruz. Şunu yapma, bunu deme, şunu söyleme falan. Hocaya böyle konuşabiliyorum yani. Hocam şunu cümleyi isterseniz çıkarsanız iyi olur falan diyorum. Ama hoca bildiğini yapıyor. Yani tamam diyor bize. Ertesi gün bakıyorum o cümleyi çıkartmamış. Ertesi gün manşet oluyoruz. Hocam işte Milli Gençlik Vakfı'ndan çocuklar size şey bağırmasınlar. Mücahit Erbakan diye bağırttırmayın. Hoş olmuyor. Uluslararası bir toplantıda yabancılar da var falan. Neyse ora ayrı bir şey. Ben 9 bu kongre oldu işte. Fazilet Partisi'nin kongresi, AK Parti kurulmamıştı daha. Kongre olduğunda Teoman Rıza Güner ile falan çalıştık. O akşam o gece ya daha doğrusu kongre gecesi Akif Bey ile görüştüğümde dedim sen ne taraftasın? Dedi
boş verir bay dedi falan. Bir de listeler çıktı, bir baktım iki tarafta da isim var. Hem yenilikçi kanatta hem gelenekçi kanatta. Akıllı adam yani. İşte ikisi de birden var. Ondan sonra telefonu kapattı gitti bu. Şeyini. Telefonu kapattı. Hasan Hüseyin Ceylan'la bacanaklar. Hasan Hüseyin Ceylan Bey'in evine gitti. Sadece ben biliyorum tabii. Direkt Ceylan arıyorum bir şey olursa. Yani onun telefon kapalı. Akif Bey'le 9-10 gün konuşmadık. Küstüm. Yani ya bana, ben yanındayım. Beraber yollar gidiyoruz. Madem bu tarafa geçeceksin, yenilikçi harekete veya geçmeyeceksin neyse. Geçmiş. 9-10 gün sonra beni çağırdı. Erbay dedi, ben dedi çizgimi belli ettim. Sen istersen Erbakan hocamla devam edebilirsin. Ya dedim, önemli olan o değil dedim. Yani bana küfür ettiler bir sürü dedim. Şimdi oraya devam etmem benim mümkün değil. Yani Fazilet Partisi'ne gidip ben de sizinle beraberim. İnanmazlar çünkü bizi gördüler. Cemil Çiçek'le, Melik Gökçek'le beraber falan. Sen bilirsin o zaman dedi. Bana ne diyorlar dedi. Dedim, Brutus diyorlar sana dedim. Dedi, iyi şeylerden konuş dedi. İyi şey konuşmuyorlar ki, ben ne yapayım dedim. Böyle biraz da sistemli biraz şey yaptım. Uzatmayayım, devam ettik. Erbakan hocayı bıraktık. Akif Bey'le beraber. Abdullah Gül'ü açık ve net olarak söylüyorum. Hiç hoşlanmadığım bir adamdı. Yani şey olarak kişilik soğuk geliyor bana. Enerji vermiyor. Yani bana bir şey yapmıyor. Dedi, onunla seni tanıştıracağım. Çankaya'da kayda giriyor. Girsin mi? Girsin, ha, güzel. Doğru. Çankaya'da Abdullah Gül'le beni buluşturdular. Tevhid Karakaya, Salih Kapusuz, Erbay biz Tayyip Erdoğan'la Anadolu'yu gezeceğiz. Sen de burada bu büronun politik araştırmalar merkezi Çankaya'daki. Bu büronun sorumlusu olacaksın. Milletvekili danışmanlarını buraya liste yapacaksın, nöbet yapacaksın. 52 tane, 51-52 kişi işte Fazilet Partisi'nden geçen milletvekili danışmanlarını burada haftada bir gün nöbet tutturacaksın bunlara. Yani gelen gideni karşılasınlar diye. Öyle başladı. Abdullah Gül'le oturduk yarım saat, bir çay daha derken ısındık. Yani muhabbetimiz ısındı kendisine. Çünkü dışarıdan gördüğün gibi olmuyor. Konuşkan, güzel sohbette güzel oluyor. Baktım. Abdullah Gül'le beraber daha çok sıkı olmaya başladık orada. O büroda Tayyip Bey İstanbul'dan geliyordu. Bunlar işte Tayyip Bey'i bırakıyorlardı orayı. Sonra karşıda bir bina daha tuttular. Çankaya'da, Yıldız'da. O binanın da sorumlusu olurken Akif Bey, Salih Bey, Bülent Arınç, ben. Medya, yeni kurulan partinin Bilkent'te yapılacak toplantısıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Neler yapılacak? Nereye bayrak asılacak? Kim konuşacak? Kim ne yapacak? Bilkent Oteli'nin görüşmeler falan yapılıyor. Akif Bey dedi ki bana, Erbay İstanbul'dan dedi Tayyip Bey'in gönderdiği bir reklam ajansı var. Bir grup gelecekler. Bu ajansla görüşeceğiz. Ondan sonra karar vereceğiz. 2-3 ajans daha var. Bu işle ilgili olarak. Olur dedim. Oranın mutfağında çay içerken bir adam böyle oturmuş. Kısa boylu bir adam şöyle. Elinde tesbih böyle. Selamünaleyküm, aleykümselam dedim. Hoş geldiniz. Ben dedim, herhalde vatandaş Anadolu'dan geliyorlar. Parti kuracağız diyorlar. İlçe, il teşkilatını kuracağız. Budur falan. Akif Bey beni aradı cepten. Ya Erbay neredesin dedi. Bu adam gelmedi mi daha dedi. Vallahi dedi, mutfakta bir tane adam var. Kısa boylu, bacak bacak üstüne atırmış. Dayı oturuyor burada dedim. O var dedim. Adını bir sor dedi. Adını sordum, Erol Olçak. Erol, bizim rahmetli Erol. Erol Olçak. Erol Olçak, ben Erol dedi, böyle ses tonu rahmetli. Dedim, kardeşim ekip dedim, nerede dedim. Ne ekibi dedi, ben tek başıma geldim dedi. İçeri girdik. İçeri girer girmez ilk cümlesi şu oldu. Kitapta yazdığım için rahat konuşuyorum. Kaynaklara geçtim, kitapta geçti zaten. Dedi ki Akif Bey'e, sen dedi İstanbul'da dedi belediyede beni almadın, bak dedi burada dedi beraber çalışıyoruz gibisine. Akif Gül'le İstanbul'da personel daire başkanıydı. O dönemde herhalde almamış mı olmamış bilmiyorum, bir şey olabilir. Erol da rahmetli de böyle böyle dedi, Bülent Arınç falan işte dediler ki sizinle çalışmak isteriz ama Tayyip Bey'e dedi, reis dedi bana söyledi dedi, sen yap dedi bana dedi. O biraz üstten de konuştuğu için rahmetli. Ulan dedim bu adamı kim? Bir de baktım hakikaten
Ona verdiler işleri, bütün işleri. Bilkent Otel'de şimdi Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da benim yardımcım. Bilkent'te program yapılacak. Saat 11-12 oldu. Sabah program var. AK Parti ablemi açıklanacak. Ampul falan işte çizilmiş. Perdeler hazırlandı, yerler hazırlandı falan. Ben oradan eve geçtim. Saat 3 gibiydi. Rahmetli Erol Bey beni aradı. Biraz ağzını da doldurarak. Neredesiniz lan dedi. Dedim evdeyiz. Lan dedi böyle iş mi olur dedi. Dedim sen para alıyorsun biz fi sebillah yapıyoruz bu iş dedim. Yani eve geldik yorulduk dedim. Yorulmak yok dedi. Çabuk gelin buraya dedi. Otele dedi. Sabah 9'da geldim. Otelde işte açıklamalar yapıldı. Partinin ablemi açıklandı falan derken. O ara Erkan Mumcu'la kitaba girmeyen hatıralarım var. Erkan Mumcu elimden tuttu. Böyle aşıklar gibi geziyoruz otelin lobisinde. Dedim elimi bırak kardeşim dedim. O Tayyip Bey'e dedi ki Hasan Doğan'la ikimiz için. Erbay'la Hasan'ı ver. Bütün seçim işlerini ben alıyorum. Erbay'la Hasan'ı bak. İkimizin ismini sayarak. E dedim uyanık dedim. Tabii bizi çalıştıracaksın dedim. Böyle espri yaptık. Biz Akif Bey'den işi almak istiyor anladım ben. Yani medya işini. Neyse. Bırakayım niye dedi. Dedim bak dışarıdaki adam şimdi beni ikimizi el ele gördü ya dedim. Yarın bir gün senin başını ağrır. Bana gelirler dedim. Erbay şöyle bir işimiz var Erkan Mumcu'yla derler. Ben de samimiyetim yok derim dedim. Sen zararlı görürsün. Benim başımı belaya sokacaksın. Bırak şöyle mi dedim. Doğru söylüyorsun lan dedi. Böyle espriyle biraz Erkan Mumcu falan. Şuraya geleceğim. AK Parti kuruldu. Genel merkez ilk defa o Konya yolunda yolu sendikası mı? Bir iş sendikanın şeyinde yapıldı. Lokalinde. Tesis sendikasında seçimler yapıldı. Akif Gül'le genel başkan yardımcısı oldu. Da MKYK'ya girdi. Orada birbirlerine mücadele etti. Herkes 50 kişilik liste var. Onun kulis arkasını yaşadığım için anlatmıyorum da geçti gitti oraya. Akif Gül'le sonuçta genel başkan yardımcısı oldu. Biz de halkla ilişkiler başkanlığı olarak genel merkezde odamıza oturduk. Ben hemen 10 gün Umre'ye gittim Hasan Doğan'la beraber. İkimiz ailece. Yorulduk çünkü bayağı yıprandık. O da gidin dedi gittik. Gezdik geldik ve Umre ziyaretimizi yaptık. Döndükten sonra Akif Bey tabi genel merkezde oturuyoruz. Böyle AK Parti'nin kuruluşunda sonuculuğunu yapan şu anda İspir Belediye Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ahmet Coşkun diye bir arkadaş. Şair. Seslendirme yapıyor falan. Güzel sesi var. Fakat bizi tanımıyor. Yani bizi dediğim milli görüşü tanımıyor. Bizim altyapımız olmadığı için arkadaşlar. Onu da yazdığım için rahat konuşabiliyorum. 4-5 ile o gitti. Gitti işte eline kağıdı alıyor, listeyi alıyor. İşte Mehmet Ali Bulut diyor. İşte Atilla Maraş diyor. İşte isim olarak söylüyorum. İşte şu diyor falan ama şey veremiyor. O meydana enerjiyi veremiyor. Sinerji de alamıyor. Bir şey yapmıyor. Yani alkış malkış var. Tayyip Bey'in şeyine ama güzel. Ses tonu falan güzel. 3-4 ilde yaptı böyle. Sivas'ı falan yaptı. Zannedersem Maraş'da o gitmişti. Döndü. Biz bakıyoruz ya o işlere. Odaya geldi Akif Bey'le benim odaya. Akif Bey yoktu. Dedi Erbay Bey dedi bundan sonra ben dedi her program 500 bin lira alırım. Uçak parası isterim. Otel parası isterim. Şunu yaparım bunu yaparım. Dedim kardeşim bunları bana söyleme. Akif Bey'e söyle ya da Mücahit Aslan'a, Ali İhsan Aslan para işlerine, Bülent Gedikli falan onlar bakıyor. Onlara söyle. Ben dedi sana söylüyorum sen onlara söyle dedi. Bak dedim lafını tekrar şey yapma ben söyleyeceğim. Akif Bey'im gibi böyle böyle istiyor dedi Erbay dedi. Ya parayla olmaz bu iş dedi böyle bir şey olur mu dedi falan. Bir gün MKYK o küçük merkez karar yönetim kurulu toplantısında oturuyorum saat 10 falandı akşam. Telefon çaldı. Tayyip Bey'in sekreteri. Erbay Bey dedi başkan sizi bekliyor dedi. Çıktım. Ortada 12-13 kişi oturmuşlar. Toplantı halindeler. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Dedi Erbay Bey dedi buyurun başkanım dedim. Bizim dedi mitinglerin sunuculuğunu dedi bundan sonra Akif dedi senin yapmanı istiyor dedi. Akif Bey söyledi dedi. O söylediyse yaparız efendim dedim. Doğrudur dedim. Yapabilir misin dedi. Yaparız dedim. Hayırlı olsun dedi. İlk, şimdi burada Ardahan'ın arkadaşımız var, Erhan Vargün. İlk olarak Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, 7 tane il falan o civarda.
7 gün sürecek. Açılış, partinin açılış mitingleri. Hayırlı olsun dedi. Yarın dedi yol masraflarını al, araba da al partiden. Polislerle beraber öncü iki araba yola çık. İki araba polislerle çıktık yola. Kameraman ben, bir otobüs arabada, bir de fotoğrafçı. Polisler de ikinci arabada. Ne konuşacağım, ne yapacağım? Ben öğretmenlik yaptım. Miting sunmadım ki hiç. Mitinglere sunmadım. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani meydanları bilmiyorum ki. Ne yapacağım derken rahmetli Ahmet Oğuz aklıma geldi. Erbakan Hoca'nın sunucusu. Bak hep oradan kopmuyoruz gene, şey yapıyoruz. Ahmet abi dedim. Ben dedim Tayyip Bey böyle bir şey söyledi. Sen bilirsin, ne yapayım dedim. Dedi ki Erbay dedi işte ıstırancalardan İstanbul'a su getiren, şunu yapan, bunu yapan karışıyor Ahmet abi rahmetli. Şu onları söyle, bunları söyle. Ben not alıyorum devamlı arabada giderken. Cep telefonunu aradım. Gidene kadar Erzurum, o hangi ilde, Ardahan'dan herhalde başladık. Gidene kadar tabii ben de titriyorum. Heyecanlanıyorum. Fakat işte 5-6 bin kişi o zamanki Erzurum'da için söyle, Erzurum'da 25 bin kişi falan vardı. 5-6 bin o küçük illerde, Iğdır'da falan 5-6, ama otobüsün önüne herkes yığılıyor. Tayyip Bey'in seçim otobüsleri falan böyle. Başladık. Orada Zeki Karabayır Karslı. Kars'ta anons etmemişim onu. Unutmuşum. İndik. Kafkas Oteli'nde kalıyoruz. Üniversitenin otelinde. Dedi Erbay beni dedi unuttun dedi. Abi dedim bir dahaki mitingde dedim seni anons edeceğim dedim. Sen gel bir dahaki mitinge dedim. Eskişehir'e geldi. Eskişehir'de Kars milletvekilini anons edince ya Erbay diye orada etmedin burada ettin. Abi ne fark eder, ismini okuduk işte dedim. Boşver. Şimdi konudan konuya geçmek, onu söylemek için söylemiyorum. Dışişleri Bakanlığı yapan bizim Düzceli Yaşar Yakış. Şimdi diyor ki Yaşar Yakış. Yakış. Yaşar Yakış. Yaşar Bey diyor ki benim diyor otobüsün üstünde diyor büyükelçi olduğumu söyle diyor. Ya şimdi büyükelçi işte büyükelçilik ünvanmış. Yani ben orada öğrenmiş oluyorsun hepsini. Yani emekli de olsa büyükelçisin. Abi söyleriz falan diyorum işte Cidde büyükelçimiz falan diyoruz. Şey yapıyoruz. Şimdi konuşurken tabii şey yapıyor. Heyecanlanıyor, konuşamıyor falan. İsmail Alptekin de İsmail abiyle orayı anlatmadım. İlk Fazilet Partisi kurulduğunda İsmail Alptekin başkan olduğunda soruşturma yedim Tarım Bakanı'nda. Ben gittim Recai Kutan, işte Akif Gülleler, Erbakan Hoca'nın aldıkları notu İsmail Alptekin'e götürdüm. Otelde Çankaya'da bir Hilton mu bir oteldi. Açılış yapacak. Ben de oradayım. Çıkamadım mı oradan? Çıkamayınca canlı yayın herkes. Ben de devlet memuruyum. Bir soruşturma. Kahraman Emmioğlu, Allah razı olsun, Taşar'ı aradı. Dedi ki o benim danışmanım dedi. Bir dilekçe götürmüştü. Geri çıkamamış. Ya dilekçe götüren adam ne işi var orada? Yani canlı yayında bütün arabalar gösteriyor. Kameralar. Şeyle böyle bir İsmail Alptekin de arkada gülüyor. Yaşar Yakış konuşamazken. Yani heyecanlanmış. Dedim ki abi dedim sen de öyleydin dedim İsmail abiye. Çünkü İsmail Bey'in konuşmalarını hazırlayan ekipteydim. Grup konuşmalarını hazırlayan ekipte. Fosforlu kalemle bastıracağı yerleri, işte Recai Bey'e de Allah selamet versin. Recai Bey'in amiyane hiçbir şeyi yoktur. Kelimesi yoktur. Yani hazinesinde yoktur. Böyle kabadayı, argo, hiçbir kelime yoktur Recai Bey'in alfabesinde veya hafızasında. Şaşırırdı. Deniz Baykal söylerdi onları. Ya başkanım bak sen söyleyecektin ona söyle. Ben söyleyemem onları. O, aynı kelimeyi Deniz Baykal söylerdi. Ben Altınlı alayım. Aktaş'ta yetiştim. Dolayısıyla o tabirleri de biliyoruz. Bu tarafı da yani helva demeyi de biliyoruz. Halva demeyi de biliyoruz. Fakat Recai abi de öyle bir şey yoktu. İsmail Bey de azar beyefendi, hukukçu bir adam. Yani ama o da öyleydi. Şimdi AK Parti kurulduktan sonra işte arkadaşlar bu işi aldım. 81 ilde Tayyip Bey'le beraber sunuculuğunu yaptım. Meydanların bütün mitingde organizasyonunu sadece şey değil, kamera nereden gelinecek, güneş nereden doğuyor, otobüsü nereye konuşlandıracağız. Sadece onu düşünmüyorsun. Basın medya mensupları nasıl olacak? Biraz da kendi şeyimden kaynaklanan, karakterimden kaynaklanan bazı işe karışıyoruz.
Böyle bir şeyimiz oldu. Hasan Doğan da. Hasan Doğan da. Hasan Doğan yardımcım işte. Onu sen gelmeden içeri geç girdim biraz. Hasan Doğan şöyle radyofonik bir sesi var Hasan'ın. Hasan diyorum, büyükelçimiz, şu anda özel kalem müdürümüz Hasan Doğan Bey. Ona radyofonik sesi var. O radyo sesi, onunla da radyoda program yapıyorduk. Arifan Radyosu'nda o dönemlerde. Oradan biliyor bizi. Radyofonik ses meydanda iyi gitmiyor. Ama Tayyip Bey Hasan'ı çok sevdi. Kibarlığıyla, çünkü Altındağlı bir erbay. Kibar bir Hasan, işin doğrusunu söyleyeyim. Kibar yetişmiş, ev kuzusu, yani kibarlıkta diyorum. Bizim gibi bir adam, biz Aktaş'ta kahvesini, kıraathanesini, sokağı görmüşüz. 12 Eylül öncesi sokak görmüşüz. Yani biraz farklı bir yapım olduğu için benim, Hasan Doğan'da o olmadığı için Tayyip Bey de onu çok sevdi. Yani işin doğrusu bununla ilgili olarak da arkadaşlar, Hasan Doğan hükümet kurulduktan sonra AK Parti hükümeti, Veysel bize şimdi buradan laf atınca biz de mecbur hafıza gitti oraya, Hasan'a gitti. Ben Tarım Bakanı Sami Güçlü'nün özel kalem müdürü oldum. Hasan yanıma geldi aynı gün. Abi dedi, ben dedi ne yapacağım dedi. Dedim Akif Bey'le devam et dedim. Yok abi dedi, ben dedi partide durmam. Ben de bir yere, çünkü işi yoktu onun. Hani resmi bir işi yoktu. Benim gibi değildi. Sadece partiden maaş alıyordu. Herhalde geçim için bir şey. Yok. Recep Akta aradım. Sağlık Bakanı'nı. O dönem bakan olunca, bir de yeni bakanlar. Ertesi gün, ikinci günüydü. Recep Bey'le hukukum yok aslında hiç ama dedim özel kalem müdürü, bir gün önce akşam, oraya hemen parantez açayım, Recep Akta'nın telefonuna da ben bakmıştım. O gece bakan olduğu gün kimse yok, baktım. Aldım onun telefonu. Bir Sami Güçlü, bir ona hayırlı olsun diyorlar. Not alıyorum. Kim aradı? Erzurum'dan bilmem. Maraş'tan kim, şu şu. Yani öyle bir çalışma, bana dedi özel kalem müdürü bul seni gibi dedi. Hasan dedim, seni özel kalem müdürlüğüne gönderiyorum oraya. Gönderdim. Ertesi gün Hasan geri geldi. Abi dedi, ben o adamla yapamam dedi. İyi o zaman dedim. O zaman dedim Abdullah Gül'ün oraya git. Bakın bunlar tarihi, burada yazmıyor onlar da. Özel tarihi bilgiler yani, o anlamda benim açımdan. Hasan dedim, Abdullah Gül'ün oraya başbakanlığa git. Başbakanlığa. Orada boş bulduğun bir odaya otur. Kapısına Hasan Doğan yaz. Müşavir yaz. Kapısına, kağıttan, A4 kağıdına. Ondan sonra otur orada dedim. Şimdi arkadaşlar, bakanlıklarda üst düzey bürokratik yapmış arkadaşlarım var. Salonda birkaç tane isim vermeyeyim. Beni de bilirler, kendileri de biliyorlar. Bu durumlarda kimse kimseye bir şey sormaz. Yani ben mesela Sami Güçlü'ye özel kalem müdürü olduğumda, ikinci dönemim olduğu için benim açımdan tecrübeli bir özel kalem müdürüyüm. Hemen koridora gittim. Aynı böyle Hasan'a yaptırdığım gibi uyanıklık yapanlara, hayrola hemşerim. Ya Erbay, ben işte danışmanım Erbay abi. Kim söyledi sana bunu? Kaldır şu levhayı bakın buradan. Ya haberi yok bakanın. Şimdi bir oturdum, bir hafta 10 gün kimse ona sormaz. 10 gün, 15 gün, ondan sonra zaten alışır gider. Orada oturur gider o. Hasan 3 ay istisnasız, maaşsız başbakanlık Abdullah Gül'ün döneminde gidip gelmeye başladı arkadaşlar. Sonra Tayyip Bey tekrar milletvekili olup başbakan olunca devredirken Hasan'la ben oradayım. Sami Güçlü orada. Artvin Belediye Başkanı olan, sonradan arkadaşımızın ismi neydi? Hasan'la beraber o da var mıydı? O arada. Şimdi isim. Kocatepe. Yok, Kocatepe yok. O günlerde o da vardı yani. Ya danışmanların içinde vardı hepsi. Danışmanlarda hepsi vardı. 52 tane danışman, hepsini sıraya sokuyorduk yani hepsini. Ondan sonra Hasan Doğan devrederken Abdullah Gül'le, Hasan Doğan da orada tabii. Ben Sami Güçlü'nün özel kalem müdürüyüm ya, ben de gittim. Oraya bakanla beraber. Binali Yıldırım Bey, ne yapıyorsun Erbay dedi. İyiyim efendim dedim. Ben o arada 3 ay içinde özel kalem müdürünü bırakmıştım. Tarım Bakanı'nda hayvancılık ihalelerine bakan bir birimin daire başkanı olmuştum. Şeylere, kooperatiflere inek, düve satın alıyoruz. Hediye ediyoruz 2000 tane, 3000 tane neyse. Öyle bir şeye beni onun başına verdi. Ben edebiyatçıyım. Düve seçiminin içine girdim yani. Daire başkanı oldum. Ondan sonra şey dedi ki Binali Bey, ne yapıyorsun dedi. Dedim
düve istiyorsan düve satıyoruz dedim Tarım Bakanı'na dedim. Sami Güçlü duydu bunu. Ertesi gün Mehmet Taşan Bey beni çağırdı genel müdür. Erman Bey dedi seni eğitim daire başkanı olarak atıyoruz dedi. Tekrar görev değiştiriyoruz. Çünkü bakan demiş ki ne yapıyorsun bu adam edebiyatçı inekle ne alakası var herhalde öyle demiş herhalde. Bilmiyorum. Sonra eğitim daire başkanı oldum Tarım Bakanı'ndan. Tarım okullarını bağladılar falan derken tekrar partinin kuruluşuna gelecek olursak bu tarafa doğru. İşte Hasan Doğan'la falan beraber giderken Hakkari mitinginde babamın ayağı kırıldı. Hastaneye yatırdılar. Ben Ankara'ya gelmek zorunda kaldım. Hasan'a bıraktım bütün mitingleri hepsini. Hasan dedi ki abi dedi zor oluyor dedi. Günde iki miting, üç miting bazen oradan oraya, oradan oraya gidiyoruz falan. Seçim atmosferine girecekler falan. İkinci tur atıyoruz Türkiye'yi. Ben birinci turu bitirdim ama. 81 ile Tayyip Erdoğan'la beraber hepsine gezdim elhamdülillah. Hasan Doğan böyle dedim babam hasta. Abi dedi ara sıra bir dedi sana dedi görev vereyim. Uçak biletlerini hazırlayın. Bazılarına sen git. Ben dedi ilahiyatta doktora yapıyorum. Master o dönemde herhalde. Tamam Hasan dedim. Radyo programından aksatmıyor. Canlı çekiyormuş gibi kasete çekiyor ondan sonra veriyor. Öyle hızlı çalışkan çok pratik ve kibar insani yönü çok yoran bir arkadaş. O anlamda altını çizerek söylüyorum. Dedi Erbay abi dedi böyle böyle. Olur dedim. Antalya mitingini bana yazmış. Beni aradı abi dedi Antalya'da bir İstanbul aktarmalı gideceksin. VIP'den uçacaksın. Hasan bu havalanda. Tamam dedim. Bir gittim Mehmet Ali abi VIP'ye. Erbakan Hoca'nın ekibi orada. Onlar da Antep'e gideceklermiş. Mitinge rahmetli. Ondan sonra benim AK Parti rozeti var burada. Burada. İçeri girdim. Selamünaleyküm, aleykümselam. İşte Ahmet Oğuz falan rahmetli. O da rahmetli. O da. Ne yapıyorsunuz abi? İyiyiz. Nereye gidiyoruz? Antep'e gidiyoruz. Durumunuz nasıl abi? İyiyiz. İnşallah %18 alacağız falan. İyi abi inşallah falan diyoruz. Lan diyorum inanıyor mu bunlar acaba diyorum ben kendi kendime. Bir şey derken dedim hoca buradan mı gidecek dedim. Evet dedi özel uçak küçük uçak var. Hocam oradan geçecek buradan VIP'den çıkacak. Ya dedim hoca dedim ayıp olur şimdi dedim rozeti çıkarayım dedim. Hoca görür Erbakan Hoca. Nezaketen çıkarttım. Cemme koyarken sakallı bir arkadaş genç. Hoca dedi hainleri unutmaz dedi. Oradan hocanın özel kalem müdürü dedi ki Mehmet Karaman ne biçim konuşuyorsun dedi. Erbay bizim kardeşimiz dedi ya. Sen ne biçim konuşuyorsun dedi. Oğlan tanımıyor beni herhalde. Ahmet Oğuz falan da şey yapmadı. Sonra gönlümü almak için Ahmet Oğuz cebinden iki tane mentolü şeker çıkardı. Dedi ki Erbay reise selam söyle. Birisini mitinge başlarken sen al ağzına birisine Tayyip Bey'e ver dedi. Tamam dedim aldım. Aldım emanet çünkü Tayyip Bey'e götüreceğim vereceğim. İki tane şeker. Bunu da yazdım buraya. Burada yazılı olduğu için anlatıyorum. Çıkarken Erbakan Hoca geldi. Geldi direkt şey uçağa geçecek. Orada beklemiyor VIP'de. Herkes bilirsiniz hepiniz biliyorsunuzdur. Sıraya geçtik. Elini öpüyoruz. Hocam elini tuttu öperek. Hocam hayırlı çocuklar dedim. Ben de öptüm. En son sıraya geçmiştim. Ondan sonra çocuğa dedim ki bak dedim demek ki hain değilmişiz. Hatırlamadı dedim. Hatırlar dedi unutmaz dedi tamam mı? Demek ki dedim hain değilmişiz dedim. Abi ben dedi hata ettim falan dedi çocuk. Yani buna benzer. Şey yapmadı da yani özür diler gibi bir şey aldı. Gittik Antalya'ya beni karşıladılar. Antalya'da seçim otobüsünün seçim tırla yapıyorlardı o zaman. Tırın arkasında süsleme yeri var işte saçını tarıyor başını tarıyor falan. Elbise düzletiyor. Arka tarafta ayna, tarak. Baktım Erkan Mumcu'na gelmişler. Ondan sonra ne yapıyorsun Erbay dedi Tayyip Bey. İyiyim efendim dedim. Baban hastaymış dedi. Evet dedim. Geçmiş olsun falan. Sağ ol dedim. Hasan'ın işi varmış. Mutingi ben çıkaracağım dedim. Tamam nasıl meydan dedi. Dedim meydan iyi. Sol tarafta dedim bayanlar var. Çiçekleri atarken biraz o tarafa doğru. Çünkü o bilgileri de vermezsen olmuyor. Çünkü o bilmiyor ki promptör gibi atıyor tarafa yani. Tayyip Bey kalabalığın nasıl görüyorsun o kadar kişi? Bakıyor ama ne tarafa ne arkaya öne. Bunu biz yapıyorduk yani. Bizim mitingi sunanlar. Neyse dedim sol tarafa biraz ağırlık verdim. Emine Hanım sol tarafta dedim. O tarafta. Nasıl durum dedim sıkışık dedim. Orayı biraz rahatlatayım ben dedim. Tabii rahatlatırken de arkadaşlar ya orada Emine Erdoğan var etrafını boşaltın arkadaşlar denmez.
Hanımefendiler biraz orayı rahatlatalım. Beyefendiler şöyle geçin bakayım arka taraf marka taraf. Orayı sen yapacaksın. Sen görüyorsun üstten. Mesela cepçileri ben görüyorum. Hırsızları. Kimin cebine nasıl giriyor, ne yapıyor? Gittiğim yerde arkadaşlar burayı unutmadan onu da anlatayım. Emniyet müdürünle akşam gittiğimde muhakkak ziyaret ediyordum. Vali yardımcılarını ziyaret ediyordum. Emniyet müdürünü muhakkak ama kesinlikle. Sayın müdürüm yarın sizin sivil polislere turuncu renk bayrakları sizinkilere vereceğim. Maviler bizimkilerde kalacak. Turuncu olan yerlere ben polislere sen takip edeceğim. Bu iş böyle. Kemalettin Göktaş soyulmuş. Trabzon milletvekilimiz. Kemalettin Bey. Cebinden soymuşlar. Ama bu Antalya'ya tekrar bana lütfen döndürün. Unutturmayın. Antalya'ya döneceğim. Kemalettin Bey Samsun'da soymuşlar. Cebinde ne varsa almışlar. Otelde kalıyor Samsun büyük otelde. Tayyip Bey falan var. Abdülkadir Aksu işte, Necati Çetinkaya. Herkes orada isim. Hepsi oradalar. Büyük başkan yardımcılar falan. Hepsi oradalar. Partinin. Dedi Erbay dedi. Buyur sayın vekilim. Dedi bu cepçilerle ortak mı çalışıyorsun sen dedi. Dedim evet dedim. Ortak çalışıyoruz dedim. Ben eller havaya diyorum ya dedim. Eller herkes havaya kaldırsın diye. O ara ceplerin hepsi boşalıyor dedim. Ortak çalışıyoruz. Yarısını bana getiriyorlar dedim. Dedi benim 200 lira mı aldılar dedi. Dedim bana 100 dediler dedim 50 verdiler dedim. Sen mi söyleyeyim? İnandı ha. Dedim 100 dediler bana 50 verdiler dedim. Ben işin gırgırındayım. Ben bizzat Mehmet Ali abi beni 30 yıldır tanır. Yani işin espri tarafındayım. Ya dedim bana 50 verdiler beni de kandırdılar demek ki dedim. Bunlar, ben alırım onlardan falan dedim. Salih Kapusuz dedi ki Erbay seninle bir iş yapalım Kayserili. Ne yapacağız abi dedim. Ben dedi sana cüzdanımı çarptıracağım. İçinden çıkan parayı dedi. Çünkü Salih diyor ki dedi Erbay ben şey demiş ki Kemalettin ben Erbay'a çaptıracağım senin paranın yarısını Erbay'a vereceğim. Yani senin paranı da çapta o. Demiş ki enayilenkini çarpıyor demiş. Bir şeyler söylemiş ona. Kızdırmış Trabzonlu'yu. Salih Bey Bayburt'ta benim yanıma geldi otobüste. Erbay dedi şey Kemalettin şu Salih'in dedi cüzdanını çarptır. Sana dedi içinden çıkan yarısını vereceğim dedi. Salih abi dedim kaç dolarım var? Dedi 300 dolar. Koy içine 300 dolar dedim. Koydu. Dedim Bayburt mitinginde dedim otobüste çarptıracağım. Kimlik kartını da ver dedim. Erbay dedi sonra ne olacak? Dedim Kemalettin Bey'e vereceğim. Ya onu çarptırırsa tekrar dedi. Ben çarptırmam. Ben ona dikkat ederim artık dedim. Neyse Bayburt'ta 15 dakika sonra aşağı indim. Tayyip Bey'i sonduktan sonra ben aşağı iniyordum. Otobüsün üstünde durmam. Tayyip Bey durdurmaz zaten. İn aşağı diyordu. İniyorduk aşağı biz. Yani öyle alıştık. İndim. Dedim tamam dedim işlem tamam. Kemalettin'e baktı. Salih Kapusuz. 300 dolar. Cüzdan. Dedi tamam dedi. Salı günü dedi grupla dedi onu rezil edeceğim dedi. Meğerse bunların salı günü grupla basına kapalı bölümde kızdırmış herhalde ki ben şu anda halen olayın nasıl olduğunu bilmiyorum ama olay bu. Sonra Salih Bey Erbay benim cüzdan sağlam mı? Verdim oraya diyorum sağlam mı alam? Bir daha mitik yok diyorum bunu götürmem bir daha mitik. Dikkat ederim ona cepçilere falan diyorum falan koymam kalabalığın içine. Çünkü onlar kucağına alıyorlar ya mitiklerde. Cepçiler uyanık. 4 kişi alıyor milletvekili adayını. Yavrum boşatıp indiriyor adam aşağı. Hepsi Ankara'dan gidiyor ha bir de. Davulcular Ankara'dan gidiyor. Davulcular. Hepsi İzmir'de davulculara şey yaptırdım. Yarışma yaptırdım. Şimdi tekrar gelirim Antalya'ya. Şeker. Tayyip Bey'e şekeri vereceğim. Ahmet Oğuz gönderdi. Saadet Partisi o zaman. Saadet Partisi sunucusu. AK Parti sunucusuna şeker verdi. Gitti Tayyip Bey'e veriyoruz. Dedim ki ne yapıyorsun dedim. Hocayı gördüm dedim şey dedim. Erkan Mumcu'dan biraz ayrıldık köşeye otobüsün içinde arka tarafta. Ne yapıyorlar dedi iyilermiş dedim. Dedim %18 diyorlar falan Allah Allah dedi ya falan. Tayyip Bey'le böyle sohbet ediyoruz. Dedim bir de dedim Ahmet Oğuz'un sana selam var dedim. Şeker gönder dedim. Birisini sen birisini ben dedim. Dedi ikisini de sen ye. Ahmet abiye dedim ki rahmetliye geldiler sonra. Abi dedim almadı dedim. Niye dedi? Dedim okunmuştur o diye almadı dedim. Ben şimdi kendim macera şey katıyorum Atilla abi. Sen bilirsin yani. Ne yapıyorsun? Senaryoyu yazacaksın. Başka türlü olmuyor. Dedim ki okunmuştur diye almadı. Yapma ya bir şey yoktu şeker dedi. Normal şeker dedi. Bilmiyorum dedim. İkisi de ben yedim dedim. Sesim iyi açıldı. İki saat konuştum dedim. Tayyip Bey'le ses üzerinde arkadaşlar Emine Hanım o eşi en çok dikkat eden oydu. Bir litre bunu öğrenin diye söylüyorum hep beraber. Buradaki topluluk ve bizi dinleyenler öğrensinler. Ses kısıklığına kısılmadan önce ama
Kısıldıktan sonra yok. Kısılmadan önce konuşma yapacaklar için bir litre suya bir demet maydanoz. 15-20 dakika haşlıyorsun. Çıkarıyorsun maydanozu demet ile yıkanmış tabii temiz. Atıyorsun. Su kalıyor orada bir litre su. O bir litre su ılık oluyor. Iladıktan sonra hakiki bal ve limon. İl başkanları bu, talimat veriyor mu ben şimdi? Arıyorum. Diyelim ki Kayseri İl Başkanı. Başkanım bir litre suya maydanoz. Adam dalga geçiyor zannediyor beni, tamam mı? Başkanım diyorum otobüsüne termosa koyacaksınız. Güzel. Kaliteli bir şey olsun. Bizim şoförlerin evinde termos koleksiyonu başlamıştı. Çünkü şoföre kalıyor onlar. Ne yapsın orada, bir daha geri mi isteyecek il başkanı? Termos, güzel bir termos olsun. İçine bir litre su, işte maydanoz, anlatıyorum bunu. Bir de bakıyorum ertesi gün geliyor. Tayyip Bey otobüse binince ilk, Berbay suyumuz hazır mı? Tabii bir tane de ben içiyorum. Bir bardak o, bir bardak ben. Erbakan'la da öyle yapıyordum. Erbakan Hoca'nın evine gittiğimizde şey yapıyorlar. Şimdi nezaketen Mehmet Ali abi soruyor herkes. Ben sağında oturuyorum Erbakan'ın, bu tarafın solunda. Sağında oturanlardan başlıyor. Evdeki hizmetli arkadaş geliyor. Ne içersiniz? Çay, 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 çay. Bana geliyor sıra. Benden sonra Erbakan Hoca zaten. Hocam ne istiyorsa ondan ben de istiyorum diyorum. Çünkü hocanın vişneli pasta sevdiğini biliyorum. Çikolatalı ve vişneli pasta. Özü vişneli. Bir de onun bir güzel ballı bir şerbeti var. Değişik bir şerbeti var hocanın, rahmetlinin. Çay içmiyor. Onlar onu içiyor. Erbakan Hoca'nın evinde hiç yakasının şu düğmesini açtığını görmedim. Kolunu sıvadığını hiç görmedim. Evinde çalıştım. Böyle bir nezaket abidesi bir şahısla, Allah rahmet eylesin. Şimdi evet, soru sorabilirsin. Ben sana söz vermiyorum. Kusura bakma ya. Buyur moderatörümüz. Kitabı hayır, şimdi bitirdim. Kırıkkale mitingindeyiz. Ha. Ertuğrul Yalçınbayır dedi ki ya mitinglerde cepçiler çok oluyor. Paralarınızı dedi değişik ceplere ayırın dedi. İyi olur dedi. Onun sanıyorum cebinden birini çalmışlar. Ertuğrul Bey mi? Evet. Şimdi Eyüp Fas'a bitti mi abi seninki? Bizim program ne zaman bitiyor? Sen haber ver bana. Birkaç cümleyle özetleyelim. Arkadaşlar. Abi dur. Eyüp Fas'a tamam. Eyüp Fas'a soru hakkı verelim. Tamam. Evet. Eyüp Fas'a Bey soyulmuş o da orduda herhalde. Nisan, kitaba yazdım bunu da, 1 Nisan günü orduda miting var. 1 Nisan'da herhalde, anladınsa. Otobüste danışmanı İhsan Şener, şimdi Cumhurbaşkanı baş danışmanı, milletvekilliği yaptı İhsan, ordulu. O da danışmanı, resmi danışmanı. Aşağıda oturuyor otobüsün üstüne. Ya İhsan, seni dedim ordulara tanıtayım bak, siyaset düşünüyorsun. Yukarı çık, anons edeyim seni. Tayyip Bey gelmeden yapabiliyorum. Yani seni de anons edeyim dedim. Dedi çıkmam ben dedi. Niye dedim? Eyüp Bey dedi çıkma dedi. Eyüp Patsa. Niye dedim? Dedi emanetleri bende soyulmuş ya geçen dedi. Bir süre çarptırmamak için parayı ona vermiş danışmana, sen çıkma demiş. Tamam dedim, ben yukarı çıktım hemen. Bunu aldım ya, bu kadar yeter bana. Yukarı çıktım, Tayyip Bey konuşuyor. Milletvekilleri, adayları arkasındalar. Dedim Eyüp Bey dedim, ne yapıyorsun dedim. İyiyim dedi. Ya dedim bu insan aşağıda üzgün üzgün oturuyor dedim. Para mı çarptırmış, ne yapmış herhalde, senin emanet mi varmış dedim falan. Yapma ya dedi, hemen indi aşağı. Ben de indim aşağı otobüsün merdivenden. Aşağı indik abi. Ne oldu dedi, bir şey yok dedi İhsan. Dedi emanetler nerede? Duruyor dedi. Dedim, emanetler dedim, gitse dedim gitti. Bize 5 kuruş vermiyorsunuz dedim. Bize bir 5 kuruş faydanız yok dedim böyle. Böyle bir şeyimiz yaşadık onlarla biz. Şeker alıyor mu? Almıyorum abi, yok. Ondan sonra Kırıkkale'de oydu. Şimdi Kırıkkale'de Mehmet Ali abi, Atilla Maraş abim söylediği için aklıma geldi. Kırıkkale'de ben miting sunmuyorum. Ama Kemal Albayrak o dönem işte milletvekili, bir şeyin yanında durduk. Elektrik direğinin yanında otobüs çekmişler. Polislerin çoğu direkten inip çıkıyorlar otobüsün üstüne falan, bir şeyler yapıyorlar falan. Bir tane adam, yabancı tanımıyorum da, dedim ki arkadaş dedim, sen ne arıyorsun burada dedim. Dedi ben dedi hükümet komiseriyim. Sonucu da Ahmet Coşkun. O Kırıkkale'de ilk 5. miting, doğru. Sonucu da Ahmet Coşkun. Dedi ki
Ben dedi hükümet komiseriyim. Yine aşağı kardeşim, hükümet komiseri dedim, aşağı bak, aşağıda dur bir yer dedim. Ondan sonra adam inmek istemedi. Adamla beraber ben de indim. Simitçi var orada. Kitaba yazdım bunu. Simitçi var orada bir tane. Tayyip Bey de konuşmanın sonunda 5 mitingi de biliyorum artık. Abi biz dışarıdan seyrediyorum. Kayseri'ye de gittim, öbür Sivas'a gittim. Hepsine Maraş'a gittim. Hep dışarıdan seyrediyorum. Bu 5. miting dediğim miting. Tayyip Bey sonuna doğru işte simit kaç lira diyor. Simit çay simit hesabı yapıyor. Çay da geldi şimdi. Çay kaç lira diyor işte. Simit kaç lira. Bir evde kaç kişi var? 5 kişi var diyor. Çarpıyor, bölüyor. Size diyor Tayyip Erdoğan, asgari ücreti bile bunlar çok görüyorlar. Biz gelirsek işte asgari ücreti şöyle yapacağız falan. Ona benzer laflar. Yani şimdi ben simitçiye diyorum ki simit kaç lira? İşte geçmiş gün 1 lira diyor. Tayyip Bey oradan soruyor, simit kaç lira? Simitçi bakıyor, ben de soruyorum, o da soruyor. İkimiz de soruyoruz ya, ben simitçinin yanındayım. Kaç çocuğun var diyor, simit diyor, kaç çocuğunuz var diyor, 5 diyorlar işte karı kalbe işaret yapıyorlar. O da Allah Allah diyor, simitçi beni evliya mı zannetti, ne yaptı herhalde? Çünkü ben de sorarsam onu söylüyor, aynısını söylüyor. Bir tane kadın geldi abi, Medal abi bir gün. Oğlum dedi, şu Tayyip Bey'e söyle dedi, benim şu işim var dedi. Ya dedim abla, ben nasıl yapayım dedim. Olur mu dedi, sen ne dersen onu yapıyor, ben gördüm dedi. Şuraya git diyorsun, gidiyor otobüsün üstüne. Şuraya dön diyorsun, dönüyor. Arkanı dön diyor. Adam beni öyle emir ediyor zannetmiş kadın. Öyle bir esprimiz oldu. Yani ne dersek onu yapıyordu. Tayyip Bey yalnız arkadaşlar, çok özel hassasiyetleri böyle otobüsteki mesela diyelim Ordu Fatsa'da 5000 kişi falan var. Veya fazla belki de 6-7 bin kişi var akşam üzeri. Ordu şimdiki belediye başkanı 20 Güler var işte. Eyüp Fatsa var. Başkaları da var. Konuşuyorlar falan. 15 dakika var. Seçim şeyine giriyor. Yasağına giriyor. Hava kararacak. Tayyip Bey çıkacak bir türlü. Ben şimdi anonsla şöyle yapıyorum. İşte içimizden biri sessiz yığınların sesi Tayyip Erdoğan diyorum. Bakıyorum kimse çıkmıyor. Otobüsün o küçük yerden çıkması lazım merdivenden ki ben tam o anda vuracağım. Müzik işaretleşiyorum aşağıdakiyle. İki sefer vurunca müziğe devam et diyorum işte AK Parti'nin müziğini. Allah Allah. Bir daha sonra polis geldi dedi ki Halit Erbay abi dedi reis dedi şeyi yırtmış dedi pantolonun dedi sökülmüş dedi. Dedim hemen aşağı indim ben. Ne oldu dedim. Kameraman Beşir falan da var. Ne oldu başkan dedim. Ya dedi lavaboya girmiştim dedi o şey bozulmuş dedi. Ampulü. İçinin otobüsün ampulü. Lambası. Onu yaparken herhalde klozetten mi kaydı? Ne oldu bilmiyorum. Bir şeyler olmuş orada içeride yani. Sökülmüş. Dedim ki tamam dedim. Gömleğini dışarı çıkar. Kareli gömlek giyiyordu hep. Gömleğini dışarı çıkarttırdım. Fatsa'da öyle bir miting yaptırdım. Yani demokraside çare tükeniyor abi. Evet. Tayyip Bey'le böyle çok hatıram var. En sonunu anlatarak soruya geçelim. Tamam. İstanbul'dan otobüsleri getirdik. Seçim otobüslerini. 3 tane otobüs İstanbul'dan. Belediyeden başkan iken almış herhalde. Şimdi onları AK Parti'ye uyarlayacağız. Şoförlere benim öyle bir 46 sene devlet memuriyetim var. Fazla emrimde çalışanlara fazla ne müdahil olurum ne karışırım. Saygı duyarım bırakırım. Yani yapıyorsa yap derim adama. Şoföre dedim ki sen dedim bunların sitelere de tanıdığım var dedi. Git dedim otobüslerin arkasını dedim şey yaptır. Kanepe yaptır. O koltukları söktür. Tayyip Bey'in yatacağı, istirahat edeceği şekilde. Dedim yalnız sarı lacivert yapacaksın şeyleri. Çarşafları falan Fenerbahçe. Sarı lacivert yapacaksın. Abi bileceksin kimle çalışıyorsan ona göre davranacaksın. Biz de Ankara güçlüyüz. Sarı lacivert. Aynı. Neyse dedim sarı lacivert yapacaksın. Tamam dedi. Geçmiş gün 400 lira mı ne? Parasını 1200 lira 3 otobüsün verdirttirdim. Bülent Gedikli ödedi. Faturasını onlar ödüyor. Ödediler. Aldık. Kızılcamam ve Kazan açılışları var. Önce Kızılcam'ı açacağız. Oradan Kazan'a geleceğiz. İşte kavurmacı, mavurmacı derken oradan Ankara'ya geleceğiz geri. Kızılcam'dan dönüyoruz. Tayyip Bey dedi ki Abdülkadir Aksu Önder'ler dedi otobüsleri yaptırdım Erbay dedi. Yaptırdım arka. Ben hiç görmedim ama. Ben de görmedim. Yaptırdık ama. Biliyorum yapıldığını. Parayı ödedik çünkü. Yaptırdık dedim. Gel dedi arkaya. Faruk Koca. Ben. Faruk Koca daha yaşıyor şu anda. Tayyip Bey de ona. Gittik arkaya. Ben de ilk defa görüyorum. İçeri bir girdik. Arka sahanlık güzel açıklanmış böyle aydınlanmış. Perdeler sarı lacivert. Çarşaflar. Kanepe yapmışlar. Açıp kapamalı. Çamaşırların içine çarşaflar koymuşlar. Yorgan falan. Güzel dolap. Bir tane masa yapmışlar. Bir döner koltuk böyle dönüyor falan. Tayyip Bey oturdu.
Dedi bu ne dedi, dedim bu çalışırken dedim böyle böyle yapacaksın işte oturuyorum gösteriyorum bir de tamam mı? Peki dedi bu ortağı niye boş dedi. Dedim namaz kılmayacaksın mı dedim. Onun için mi yaptın dedi. Evet dedim namaz kılınacak seccade oraya dedim. Sereceğiz dedim. Başka yer yok dedim. Mitinglerde namazı nerede kılacaksın dedim. Tamam teşekkür ederim dedi. Öne doğru yürüyoruz. Faruk Koca benim arkamda Tayyip Bey'le aram ben onların ikisinin arasında Tayyip Bey önünde gidiyor. Giderken Tayyip Bey Faruk Koca dedi ki abi dedi gerçekten namaz için lan karıştırma dedim ya. Ne ben orada ne diyeyim ya niye boş bıraktın? Ben de yeni görüyorum daha. Niye boş kalabilir o? Sonra anladık ki hakikaten namaz için orada çok iyi oldu abi. Bütün mitinglerde namazı orada herkes kılmaya başladı. Çünkü boş bir yerdi orası. Ben de benden sonra Eşref diye bir çocuk Hasan Doğan'dan ve benden sonra Eşref diye bir Trabzonlu sunucu buldular. Biz bürokrat olunca bakanlıklara atladık ikimiz de Hasan'la ikimiz. Geçtik bıraktık partiyi. Ondan sonra Eşref bir soru sormuş Tayyip Bey ona. Şu ne, şunu ne olacak falan. Aynen diyor Erbay abi söylediğini söylüyorum diyor reisin diyor. Oğlum diyor Erbay abi olsaydı 10 tane cevap verirdi bana. Yani bu konuda bir tane cevap veremiyorsun bana. Şimdi milletvekili bir tane Atilla abi ikiniz de milletvekili yaptınız. Kusura bakmayın Ersun Mezerbay da burada o da milletvekili yaptı. Başka içinizde milletvekili olan yok şu anda. Şimdi şeye Adıyaman milletvekili abi AK Parti'ye geçti CHP'li Şevket Köse. Köse mi? Yok. Köse. Gürsoy. Şevket Gürsoy. Köse öbürü ha. Şevket Gürsoy bir gün ben yemekhane müdürüyüm mecliste. Beni aradı. Buyurun dedim. Sekreteri bağladı. Buyurun sayın vekilim dedim. Erbay Bey dedi Bülent Arış'la dedi bilmem ne Tunus'tan dedi önerici getirdim dedi. Nasıl görüştüreceğim? Dedim sayın vekilim özel kalem müdürünü arayacaksınız dedim. O size not verecek alacak içeri dedim. Öyle mi dedi? Sen ne iş yapıyorsun dedi bana. Dedim yemekhanelerden sorumluyum dedim. Çay ocakları, ayakkabı boyacıları, kuaförler. Mecliste bana onlar bağlı dedim. Bu dedi yemekler dedi azaldı dedi. Şimdi bir şey bulacak ya. Vekilsiniz ya. Bir şey bulacaksınız yani. Bu yemekler dedi azaldı dedi. Dedim sayın vekilim yemekler azalmadı. Tabakları büyüttük dedim. Dedi ki bak Şevket Bey'e sorabilirsiniz ha. Karşılaştınız ha Erbay sana ne yaptı? Dedi ki peki dedi bu çay ocaklarda mı sana bağlı dedi. Duydu ya. Evet dedim. Çay ocaklar da bana bağlı dedim. Dedi bu çay tabaklarının altına dedi kağıt koymuyorsunuz dedi. Üstümüze damlıyor dedi. Dedim sayın vekilim dedim. Senin çay ocağındaki arkadaşları uyarıyorum. Bundan sonra senin bardakların altına hepsine çay kağıt gelecek dedim altına. Damlamayacak dedim. Ondan sonra bir şey daha sordu. Üç soru sordu. Unuttum şu anda. O sorunun da cevabını verdim. Ondan sonra lan dedi aynen bu kelime. Senin dedi alnından öpeceğim gel buraya lan dedi. Allah Allah dedim. Ben de yeni başladım mecliste lan. Ne oldu lan? Tanımıyorum dedim. CHP'den geçti AK Parti'ye. Hani AK Partililer olsa öbür sen öbürünü biliyorsun öbür yapanı. Şimdi Atilla abi onu anlatmayayım. O da ayrı. Anlatayım mı onu? Anlatmayayım onu. O Mahrem o. Tamam. Atilla abiyle. Şimdi bizim başkana dedim ki Gürbüz Bey dedim. Milletvekili dedim. Gel seni öpeyim derse ne demek bu dedim. Ya dedi sakın dedi şey yapma dedi dikkatli ol falan dedi. İyi dedim gittim odasına giriş katta odası kapıyı çaldım içeride Adıyaman'dan misafirleri var. Selamünaleyküm aleyküm selam. Dedim ben Erbay Kücet biraz önce telefonla görüştük. Gel lan dedi alnından öpeceğim dedi. Öptü. Doğruymuş yani. O beyazlık oradan mı kaldı yoksa? Yok. O Nur'a bulaşayım diyor Medel abi. O ne oldu biliyor musun ondan sonra? Oradakiler dedi ki üç tane soru sordum. Üçünü de dedi benim halletmedi. Ama üçünü de cevap verdi dedi. Böyle bürokratı dedi öpülmez mi dedi ya. Üçünü de hiçbir şey yapmadın dedi. Ama dedi hepsine cevap verdi dedi. Cevapsız bırakmadım. Şimdi beni her gördüğünde Şevket abi her gördüğünde ama gel alnından öpeceğim der. Herkes şaşırır. Öper buradan. Ulan diyor bu adam diyor acayip bir adam diyor. Evet abi buyur. Ha, buyur. Kusura bakma. Buyurun. Evet. Söz sizde arkadaşlar. Ben soru benden olan. Ben evet. Benden fazla konuşanı sevmem ona göre. Buyurun. Başbakanlık devir tesliminde bir şey anlatıyordum. Bir yere zıpladım. Hasan Doğan'la işte bunu anlattım. Hasan Doğan orada. Ondan sonra orada kaldı. Tayyip Bey'in yurt dışı seyahatlerinde kim kimle oturacak, kim kimle yapacak diye Hasan'a yaptırmaya başladılar. Sonra Hasan
Orada memur olarak başladı. O şeyden sonra 3-4 ay, 5 ay geçti. Yalan söylüyorum. 5 ay maaşsız kaldı Hasan. Ondan sonra bunu İngiltere'ye gönderdiler. Hasan'ı. Dil öğrenmiyor. Özel protokol öğrenmiyor esas. Dilden çok. Dili var da protokol. İngiltere parlamentosunda. Orada 6 ay kaldı. Ve oturma, kalkma, yeme, başka şeyler Hasan orada yetişti yani. O işi de öğrendi, geldi. Yunus Emre vardı onun, özel kalem müdür yardımcısı, bizim arkadaşımız. Ondan sonra bu onun yerine Hikmet'in yerine geçti. İşte ondan önce bu Turan Çömez falan derken işte o işler karışık. Bir sürü şeyler var şu anda piyasada. Ben soru varsa alalım. Yani kitabı okumadığınız için bir şey demeyeceğim. Cengiz abi buyur. Evet. Erbaycığım Allah razı olsun. Güzel. Demek ki biz talep selepmişiz. Niye? Biz de Erbakan hocamın Ford minibüsün arka koltuğu kaldı. Hepsini çıkardık. Yeni Mahalli Metin Deben'in güreş minderini de onun içine koyduk. 20 kişiyiz. Hocamın da miting meydanlarında anonsunu Murat Bahadır Akkoyunlu. He, Bayburtlu. He, Allah rahmet eylesin. Yok, o başka türlü rahmet ediyor. Onların rahmetine kavuşur inşallah. Hep biz kavuşacağız. Rahmet yaşayana söylenir aslında. Yanlış konuşuyoruz. Rahmet, evet. Beraberdik orada. Bütün dediğiniz gibi o zaman 67'ydi. 87, 81 vilayet değildi. Evet. Bir paket sigara alıyorduk. Eğer 20'si de bittiyse Emin şoför. Şoföre derdik Emin tamam hadi git. O pencereler açık. Pencerelerden dumanlar çıkıyor. Bizim de ayaklarda yatmışız. Güneş müddetinde ayaklarda çıkıyor. Bakıyorum bir turist şeyi. Fotoğraf çekiyor. Yandaki benzinlikte. Hepsi camlara gelmiş bizi çekiyorlar. 20 kişi 40 parça ayak çıkmış ve bir de duman çıkıyor şeyden. Minibüsün içinde. Ali İhsan Kandemir akşamleyin bana bırakırdı şimdi. İnan herkeste telefonu. O zaman hukukta okuyoruz, şehir çocuğuyuz falan yani o dönemlerde. Baktım Necevit aradı. Muhterem hocam oradalar mı diye. Muhterem hocam diye hitap ediyordu Necevit. O zamanlarki telefonlar biliyorsunuz. Bekletmeyi alıyorsunuz. Tabii. Karşıyı arıyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz. Ama bu arada iki tarafı da duyma imkanımız var. Ben bastım telefona. Şey çıktı, yenge çıktı. Dedim ki Nermin yenge hocamı dedim Sayın Başbakan arıyor. Evdeler mi? Buradan çıktıydı. Çünkü biz de sabahleyin sıraya giriyoruz. Elini öpüyoruz. Akşamleyin giderken tekrar öyle oluyor. Doğru. Gelenlerden yolluyoruz. Burada dedi. Telefon benim kulağımda. Ecevit'e bağlayacağım. Yengenin sesi. Erbakan! Oh dedim ya. Deveden büyük fil var ya. Hocam sen bizi burada sabahtan akşama kadar fırça. Yahudi sizden iyi. Siz ne biçim Müslümansınız? Sizlerden bir şey olmaz. Ha dedim ki tamam Osman Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Yani Nermin yengeminde öyle bir hocama seslenişi vardı. Evet teşekkür ederim. Ben hanımla. Tamam abi. Biz anladık abi. Erkan Mumcu'nun ayağı sallandı mıydı şimdi Antalya'da? Nasıl? Erkan Mumcu titredi mi Antalya'da? Yok Antalya'da o dönemde Erkan Mumcu bu Süleymancı kardeşler onu destekliyorlardı herhalde o zaman. Benim tahminim iyiydi yani durumu. Eğer dursaydı burada AK Parti'de bir şey olurdu yani. Niye ayrıldı o kadar yakında bulunduğuna göre yani? Ben onunla bulunmadım da ama Tayyip Bey'le bulundu hiç. Ben tam evet. Şey yapmıyorum ama tam gelişleri nasıl, niye geldilerini sormak lazım aslında. Hayır gibi. Yani niye geldilerini sormak lazım onlara. Tabii. Hayır, tahminin neydi? Tahminim yok zaman, abi. Onu, öyle bir zamanda ayrıldı işte, ki. Onun için gelmişler demek ki yani. Evet. Onun için gelmişler. Başkasına telefon alanlar, başkasına telefona gidiyorlar. Tabii canım. Evet. Var mı başka sorusu olan arkadaşlar? Veya katkı verecek varsa. Sırı Bey ne düşünüyorsun? Soru mu düşünüyorsun?
Sırrı Erbay'ı düşünüyor şu anda. Diyor ki Erbay abi diyor kaç senedir iki senedir görmüyordum diyor. Sağ olsun Mehmet Ali Bey diyor davet etti diyor. Göstermiş oldu. Diyor. Evet. Arkadaşlar ben Ahmet abi ben 1955 Ankara doğumluyum. Altındağ'da yetiştim. Aktaşlıyım. Sen değil sadece herkes bilsin diye söylüyorum. Türkiye Yazarlar Birliği'nde Ahmet Fidan'la bir iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptık Ankara'da ve genel merkezde. Ahmet abiyle falan yurt dışı yolculuklarımız var. AK Parti dışında bir yolculuğumuz var. Ahmet abiyle ondan bahsedeyim madem öyle. Siz soru sormadınız. Kırgızistan'a gittik Ahmet abiyle özel bir uçakla. Türkiye Mühendisler Mimarlar Birliği Danışma Kurulu üyesiyiz. Orada bir yarışma yapmışlar Kırgızistan'da Bişkek'te. Ahmet abiyle beni de götürdüler. Biz de gidenler içinde birkaç tane yazar çizer ve jüride işte onu diyorum. Birkaç tane abi ben fazla övünme diye söylemek istemedim. Yani birkaç tane de böyle profesör falan var giden bizle beraber. Samsun Belediye Başkanlığı işte başka birileri var. Bir sürü insan var. Genel müdür, bakan yardımcısı var. Yani bakan müsteşar var falan. Gittik 2-3 gün orada kaldık. Bildirilerini sundular Ahmet abi gibi falan orada. Programı yaptılar. Ben de 3-4 milletvekiliyle gezdim Bişkek'te. Daha ikinci gidişimdi benim. Çünkü Yazarlar Birliği'ne de gitmiştim. Daha önce şiir şölenine. Dolaştık. Dönüyoruz Cuma günü. Uçak 2 saat. Evet uçak rötar yaptığı için Cuma saatinde havadayız. Ben de en arkada oturuyorum. Uçağın en arkasında. Pilot haber göndermiş. Herkes demiş arka tarafa doluyor. Ne var orada demiş. Demişler Erbay Kücet var. Ayakta mayakta herkes koltukların üstünde benim sohbet ederek 3 saat yol 3-4 saat sürüyor. 6 saat. Saat mi? Bak unuttum. Bayağı sürüyor yol. Evet. Neyse arkadaki lavabolar sıkışık. Dedim uçak ön tarafta dedim serbesttir oraya geçeyim dedim. Oraya geçtim lavabolara girdim çıktım dönüyorum. İkinci, üçüncü koltukta bu jüri üyeleri var ya işte. Onlar üçüncü koltukta biz en arka 26 numaradayız. Oturuyorlar. Ahmet abinin yanında da devletin üst düzey bürokratları yanında. İyi biliyorum. İsim sağında solunda. Evet. İsim vermeyeyim. Tanıyorsunuz hepiniz bakanlıklardan. Dedi ki Ahmet abi dedi ki nereden geliyor Erbay dedi. Dedim pilotla görüştüm abi dedim. Ya, olan olay bu. Pilotla görüştüm dedim. Biz cuma namazı kılacağız. Abi biliyorum pilota beni içeri alırlar mı almazlar. Lavaboya girdim çıktım. Biz cuma namazı kılacağız dedim. Ne yapacağız dedim. O pilot dedi ki dedim sen ezanı oku. İçeride kıldıracak birisi varsa ben Kabe'ye doğru uçağı döndüreyim. Namazınızı kılın dedi dedim. Tamam mı? Ahmet abi dedi ki şimdi Ahmet abi espriyi anladı ya. Beni biliyor çünkü en azından. Erbay dedi dalga geçiyor herhalde. Dedim ki abi dedim sen kıldır o zaman. Ben dedim ezan okuyayım şurada dedim. Hosteslerden alayım mikrofon dedim. Tamam sen ezan oku dedi. Adam demesin mi? Benim abdestim yok kardeşim. Ulan lan. Söylese ya. Bak. Uçağa binmeden niye söylüyorum? Abdesti binerdik dedi. Dedim burada abdest al. Lavabo müsait falan dedim. Ahmet abi dedi ki olmaz o zaman dedi falan. Böyle arkaya oturdum. Şimdi arkaya oturdum. Hostes oradan pilotlara şey götürüyor. Portakal suyu götürüyor durmadan. En arka o üstte bavul olan yerde. Onu hemen anladım ben biner bilmez. Uçakta gecikti acıktık. Yemek geç verecekler. Dedim bize şuradan bir portakal suyu alayım. Aldım bir şişeyi. İki kişiyiz oturuyoruz. İçiyoruz. Ön tarafa doğru kimseye gitmiyor. Bir tane ondan sonra şey geldi. Hostes başı onların başındaki şefleri. Beyefendi dedi. Dedim tamam portakal suları uçağa zimmetli mi dedim. Uçakta müşteriler içecek mi içecek. Dedi pilotlar için. Tamam pilotlar her zaman içiyor dedim. Biz bugün içeceğiz bunları dedim. Neyse Ankara'ya abi ineceğiz. Şimdi Ahmet abi ona da şahit oldu. İneceğiz. Pilot rüzgarımı ayarlayamadı. Ne yaptı? Pas geçti. Böyle tekrar kalktı havaya ama kalkarken o yana kadar oturan o sesi duymak çok önemli. Ses çıkarıyor uçak kalkamıyor. Zor kalkıyor. Zorluyor kendini. Yani düşecek gibi bir şey oluyor yani. Yok. Ondan sonra dedim ki önümde Keçiören Belediyesi encümenleri oturuyormuş. 6 kişiler. Genç bayanlar falan erkekler falan da var. Genç onlar. Belediye ödül mü almış? Ne yapmış? Onları göndermiş başkan herhalde. Dedim ki ben söyledim Türk Hava Yolları'na dedim. Acemi uçakları pilotları göndermeyin diye dedim. Söyledim.
Gene dedim bize Acemi uçağı pilotu vermişler dedim. Ondan sonra onlar dinliyor ama hepsi. Dedim ben kaç kere söyledim Türk Hava Yolları'na dedim. Bize dedim Acemi pilot vermeyin. Bu dedim ücretsiz uçak diye dedim. Toplu uçak diye dedim. Bedava almışlar dedim. Acemi uçak böyle olur falan dedim. İnanmışlar bunlar. İnerken şikayet edeceğiz, mükayet edeceğiz diye tamam. Ya dedim ne olacak? Ya sonra sordum. Dedi ki pilot rüzgarı dedi ayarlayamadık dedi. İnecektik tam dedi. Mecburen tersten girmek zorunda kaldık. Yani pistte. Olabilir teknik olarak. Hepiniz yaşıyorsunuz. Özellikle VIP'de oturan milletvekillerine söyleyeyim de milletvekillerinin şimdi AK Parti'nin haricinde bunlar 77 tane milletvekilini ve eşini Umre'ye götürüyorum. Parlamenter Birliği, Nevzat Pakdil'in Parlamenter Birliği Başkanı'nda ben koordinatörüm. Görevden alındım. Cemil Çiçek döneminde oraya kendimi görev atfettim. Oraya oturun dergisini çıkarıyorum. Parlamento dergisini. Bu arada bunları Umre'ye götüreyim dedim. Diyanet'ten götürüyoruz şeyleri, milletvekillerini. Eski Doğru Yol Partisi milletvekilinin bir tanesi. Erbay Bey, biz milletvekiliyiz. Evet. Hepsi milletvekili, 77 kişi. Hepsi. Yani hepsi VIP'den bindiler. Bizim önde oturmamız lazım. Ya Sayın Vekilim, 77 kişi. Hanginizi önde oturtacağız? Hostesi çağırdım. Dedim, hanımefendi dedim. Buyurun dedi. Dedim o VIP'de çekiyoruz ya perde dedim. En arkaya çek o perdeyi dedim. Hepsi önde dedim VIP oldu. Abi ne yapacaksın ya? Atilla abi o gülüyorsun da. Hepsi VIP. Al dedim VIP oldu. Ne yapacaksın? Dönüşte Nevzat abi dedi ki Erbay biz arkaya oturalım 26'ya. Oturduk. Başkanım ayıp oluyor. Siz öne geçin. Ya yok dedi ya. Burada oturacağız Erbay'la biz burada arkada oturacağız. İkimiz arkaya hanımlar da oturdular. Yani VIP. Eşim dedi ki İspanya'ya gittim. Balkanlara gittim. Bir daha dedi milletvekillerine yola gitme dedi. Sen dedi iki sefer stent yedin dedi. Üçüncü de yedir bunlar sana. Hep ben cevap da veriyorum abi. Ben de pratik ya. Milletvekili de olsa sen işte anlatmadığın olay acayip. Başımdan geçen olay. Evet. Olay da o seyahatte şöyle oldu. Buyurun. Uçak hususi. Ayak verdim ona uçak. Biliyor musun? Efendim ikramda bulunmuyor. Ha, o ilk gittiğimizdeki. Evet. Hem de tedbir olsun diye çantama bisküvi, pasta. Ha bunu anlat bak. Çantaya. Üst tarafa koydum. 6 saat sürecek yolculuk. Az mide şeyi, bağırtısını sıkmak için. Sonra ben uyumaya gittim biraz. Geldim çantam bomboş. Bunlar hep yemişler. Bunlar değil, Erbay girdi ona. Dedim ki arkadaşlara baktım dedim ki bak yer de gök kirleşse. Hakkımı helal etmiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Dedi. Dedim. Aman nasıl kullanıyorlar? Ya sen bilirsen ne olursun? Ya adam isterse şunu yapar. Bir tane de çanta sahibine bir tane de bırakalım ya. Yani. Hepsini ne? Aldık. Hepsini yemişler. Hiçbir şey yok. Böyle iki ayaklı fare cinsinden yani. Ahmet abi. Gittik dolandık. İstanbul havalarında indirdik. Bunların gözü bende. Hakkı helal edecek mi sen etmiyorsun? Etmiyor ya. Tam uçağın inişe geçtiği vakit ayakta dedik ya ben helal ettim. Afiyet olsun. Ahmet abi yolculuklarda yurt dışı seyahatlerde özellikle yurt dışında da öyle tedbirlidir. Muhakkak yanında bir şey olur. Erzurum Kadayıf dolması bile yedirdi bana yurt dışında. Başka yerde, başka ülkede. Otelde beni çağırdı odasına. Erbay geldi de Erzurum'dan geldi. Bu kimseye yok. Açtı yedirdi. Gittiğimiz yerlerde tabii o domuz momuz yemekler memekleri yiyemiyoruz. Mecburen hurma murma işte öyle. Ahmet abiyle çok maceramız var. Bir o Pegasus'ta arkadaşlar aklıma geldiği için en arkada oturuyorum gene. Pegasus bir tane çay veriyor sadece. 3 euro mu neyse kaç liraysa. Ben de mali sekreterim Yazarlar Birliği'nin. Bütün parayı ben vereceğim. Toplu dedim ki Yazarlar Birliği'nden kim varsa uçakta 25-30 kişi. 3'er eurodan işte birer tane hakkı var. İster gazoz içsin ister çay içsin. Kız geldi tamam dedi şu kadar dedi. Tamam veririz parayı dedim. Biraz sonra A4 kağıdını çıkarttım. Arka tarafta oturuyorum ya. Dedim VC'ye 1 euro. Yapıştırdım. Hostes geldi biraz sonra. Dedi bunu kim yapıştırdı? Dedim ben yapıştırdım. Niye dedi? Çay paralarını çıkaracağız dedi. O kadar para verdik dedim. Ya beyefendi dedi yasak dedi. Sen alırken serbest de bize biz de tuvaletten para alacağız dedi. Kadın dedi ki tamam dedi ne veriyorsan ver dedi. Yani şey yapmadı. Böyle espri şeyimiz var arkadaşlar. Biraz yolculuklarda katarız yaparız. Mesela Atilla Maraş şimdi gitti.
Üsküp'te çiğ köfte yaptırdım. Atilla abi eti bulduk falan. Neyse çiğ köfteyi yaptık Ahmet abi. Atilla Maraş güzel çiğ köfte yapar. Bu ara haberiniz olsun. Ondan sonra dediler ki Erbay dediler şiir fastı yapalım akşam çiğ köfteden sonra. Ben de oraya katılan ne kadar yazar, şair varsa hepsinden birer mısra aldım. Alt alta koydum. Bir mısra, ondan bir mısra. Hep bütün meşhur şairler, ha, bildiğiniz şairler. Şimdi isimler vermeyeyim. Ondan yazdım, yazdım, buraya koydum. Ondan sonra dedim ki arkadaşlar size dedim son yazdığım şiiri okuyacağım. Hepsi buyur buyur dediler, dalga geçiyorlar. Ben çiğ köfte yiyoruz, muhabbet ediyoruz. Okudum, hepsi yerlere yatıyor gülmekten. Dedim bu güldüğünüz kendinize gülüyorsunuz. Hepsi sizin mısralarınızdı. Hepsi buz gibi oldular. Kendinize gülüyorsunuz dedim. Ben yazmadım ki onları. Sizden aldım. Alt alta koydum. Hepsini ama onlardan aldım. Hiç başka kimseden değil. Böyle bir şeyim var. Evet. Tabii canım. Bir sürü var ya. Hatırlamış evet. Çok ama AK Parti olunca biraz şey yapamadım. Bu kitabın dışına çıkmayayım diye ben. Evet. Buyur Mehmet Erbay, abi. Erbay teşekkür ediyoruz. Bitti bir. 1,5 saate yaklaştı. Evet. Allah razı olsun. Arkadaşlar kitabı Mehmet Ali abi dedi ki Erbay bu gelen misafirlerimize hediye olarak vermeni istiyoruz. Serber Vakfı olarak hay hay abi emrin olur dedim. Şu anda kitabı ücretsiz olarak kitapçıdan gidip almayın. İmzalayın ben. Evet. Şimdi önümüzdeki haftanın programını buyur. Belirterek bitirelim. Buyur. Haftaya bir kitap bir yazar programımızda Profesör Salih Yılmaz Hoca, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Çağdaş Türk Dünyası kitabı çerçevesinde konuşacak. Çarşamba sohbetlerimizde de 14 Aralık Çarşamba'da Profesör Mustafa Asgar Hoca Mevlana çağımıza ne söyler? Celil buyur. Çerçevesinde bizlerle sohbet edecek. Başta Erbay olmak üzere bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Tamam, hayırlı günler dileyerek program